Kanal 5'e Laz Stüdyolarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Bölgenin Sesi programında bugün çok değerli bir konuğum var. Dostum, arkadaşım, AK Parti'ye Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut. Evet, Sayın Vekilim öncelikle hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kısa süre oldu seçilmeniz. Bu şu anda zaten terör oyları çok aşırı gitti ama hükümet nasıl kurmayı düşünüyorsunuz? AK Parti veya erken seçim, yani AK Parti'de bir ortaklık koalisyon yapılacak mı veya bir erken seçim görülüyormuş şu anda? Evet. Soruların hepsi tabii toplu oldu. Evet. Toplu olunca da belki uzunca bir konuşma olacak. Tabii süremiz de bir saat bu arada, onu da belirteyim. Evet. Çok sorun var tabii, yetiştirirsek hepsini gündeme getireceğiz. İnşallah. Biz de dilimiz döndüğünce evet, cevaplamaya çalışalım. Tabii 7 Haziran'da seçim sonuçları ortaya geçmiştekinden farklı bir tablo koydu. Evet. Bu defa halkın iradesi, milletin iradesi tek başına iktidar değil, koalisyonla bir hükümet kurma yönünde oldu. Böyle bir mesaj çıktı. Bu mesaj böyle çıktığı için bizim de önceliğimiz tabii öncelikle bu tablodan bir hükümet çıkartabilmek. Evet. Bu hükümeti çıkartabilme adına parti ayrımı yapmaksızın meclise girmiş olan 3 tane partinin her biriyle tek tek görüştük. Bunlarla alakalı sırasıyla birinci tur görüşmelerini yaptık. İkinci tur bir kısmıyla görüşmeyi, üçüncü tur ve dördüncü tur görüşmeyi bir kısım partilerle devam ettiriyoruz. Ve arka planda da bir takım görüşmeler devam ediyor. Bunu niye yapıyoruz? Milletin talebinin bu yönde olduğu için, milletin mesajının böyle okunması gerektiği için böyle yapıyoruz. İlk hedefte, ilk etapta temel hedefimiz bu ülkeyi bir dönem sağlıklı bir şekilde götürebilecek, sağlıklı bir koalisyon kurabilme yönünde olacak. Bununla alakalı da hükümetimiz hakikaten iyi niyetli, iyi niyetin dışında çok gayretli, komisyonlar kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşen komisyon ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşen komisyon ayrı ve HDP ile ilgili görüşen komisyon da ayrı. Üç tane komisyon kuruldu. Bu komisyonlar aktif şekilde bu süreçten en sağlıklı, ülke menfaatini en iyi şekilde gözetecek ve ülkeyi bir adım öteye götürebilecek en sağlıklı yapı nasıl oluşabilir? Bununla alakalı bir arayış içerisinde. Bundan sonuç almayı ümit ediyoruz. Çünkü 45 günlük bir süremiz var. Bu bir kısmını kullandık. Bu süre sonunda eğer bu tablodan bir hükümet çıkmazsa muhtemelen erken seçim kaçınılmaz olacak. O zaman da biz milletimize şunu söyleyeceğiz. Ey milletim, biz sizden gelen mesajı aldık, algıladık. Bununla alakalı da elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Buna da siz şahitsiniz. Evet. Ama istediğimiz sonucu alamadık. Takdir sizin deyip yeniden sandığa gideceğiz. Peki yeniden sandık tabii ne kadar risktir onu bilemeyiz. Tekrar AK Parti 276'yı aşar mı? Şu anki tabloda HDP'ye oy veren bir kesim pişmanlık diyor. Malum terör olayları. Ancak bu terör olayları çözüm sürecinin içinde malumunuz siz daha önce MİSİAD'ın başkanlığını yaptınız. STK'ların içinde bulundunuz. Çözüm süreci başlarken bunlar içinde de vardınız bildiğim kadarıyla. Yani gelen evet, heyetlerle tabii, ilgili. Tabii. Akil İnsanlar Heyeti. Evet, Akil İnsanlar tabii. Heyetinde. Bunlardan şu andaki bu pozisyon neyi getiriyor? Yani DAEŞ, IŞİD, PKK veya şu anda kalkan uçakları televizyonlar canlı yayında veriyor. Ne kadar etiktir onu bilmiyorum. Yani çok etik görmüyorum ben şahsen. Çözüm süreci bitti mi? Bitmemesini ümit ediyoruz. Evet. Yani bitmemesi için de elimizden gelen bütün gayreti, çabayı ve bu konudaki bütün iyi niyeti ortaya koyduk. Ve belki de katlanılmaması gereken şeylere bir şekilde katlanmaya çalıştık. Hakikaten sabır edilmesi çok zor olan şeylere hükümet olarak millet adına sabrettik. Bir takım şeyleri sineye çektik. Bunun bir tek amacı vardı. Çözüm sürecinin devam edebilmesi.
Çünkü bu son Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en zor ve en riskli olaylarından bir tanesiydi. Evet. Hiçbir iktidar böyle bir süreci gerçekleştirebilmeyi göze alamazdı. Bu süreç içerisinde de aslında çözüm sürecini sadece işte çözüm süreci başladı, imzamızı attık, bitti, işte kapattık şeklinde düşünmemek lazım. Aslında çözüm süreci çok sağlıklı işledi ve bu ülkede kangren olmuş pek çok sorun, pek çok mesele aslında çözüldü. Bakın, çözüm süreci başlamadan önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki halkın biz ilk iktidar olduğumuzda bizden talep ettiği, istediği bir tek şey vardı. Olağanüstü hali kaldırın, biz sizden başka bir şey istemiyoruz diyorlardı. Evet. Çünkü olağanüstü hal aslında normal bir insanın yaşayamayacağı halin dışında, olağanüstü olan, olağanın evet. dışında olan evet. bir haldi. Evet. Gerçekten insanlar temel hakkı olan yaşam hakkı gasp edilmiş durumdaydı. Malı, canı emniyet altında değildi. Bununla alakalı böyle bir talep vardı. Çözüm, biz iktidar olduktan sonra çözüm süreciyle birlikte olağanüstü hali kaldırdık. Bölgede gerçekten temel hak ve özgürlüklerden sayılan ana dille konuşma. Bunun önündeki engellerin hepsi kaldırıldı. Mahkemelerde insanlar ana dillerinde kendilerini ifade edemiyordu ki bir insanın kendisini en iyi ifade edebileceği, savunabileceği dil ana dilidir. Bunların evet. hepsi önündeki engeller kaldırıldı. Seçmeli ders olarak Kürtçe okutulmaya başlandı. Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve bu ülkede yaşayan insanlar kendi çocuklarına Kürtçe isim koyamıyordu. Bu hak tanındı. Kürtçe müzik dinlemenin dahi yasak olduğu bir dönemden TV Şeş ardından TV Kürdi kuruldu. Evet. Bu anlamda bölgedeki mağduriyetlerin hemen hemen hepsi giderilmeye çalışıldı ve giderildi. Tabii aslında bu, çözüm süreci bu anlamda başarıya uğradı. Ama burada bir anekdot, yani çözüm süreci içerisinde veya son 10 yılda malumunuz biliyorsunuz benim işlerim nedeniyle bölgeyi çok iyi bildiğim için geziyorum işlerim nedeniyle. Gerçekten batıda da gezdiğim birçok yerde çok daha güzel işte yollar, tesisler. Ben geçen gün bir kafamda tasarım yaptım. Havaalanı nerede var diye. Yani Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Van, Yüksekova biliyorsunuz yeni yapıldı, Şırnak yeni yapıldı, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum yani bölgede havaalanı yapılmayan iller varsa da coğrafik nedenlerle bir Tunceli ile Bitlis kaldı ki Bitlis hem Van'la Muş'a çok yakın olduğu için hükümet bu konuda yeteri kadar yatırımlarını yaptığını biliyoruz ama şimdi bu operasyonlar yapılıyor. İşte Kandil'e uçaklar kalkıyor, bombalar atılıyor. Halkta bir rahatsızlık var sanki. Acaba içeride de operasyon yapılacak mı, yapılmalı mı? Yani yapılması isteniyor halk tarafından. Çünkü çözüm sürecinde silah bırakılacaktı. Ancak bırakılmadı, sözlerinde durulmadı. Yani örgüt bu konuda çok rahat davrandı. Ve devlet de birçok şeye göz yumdu çözüm sürecinin. Süresi bitmesin veya verilen sözler yerine getirilsin. Bazı şeylere göz yumdu ve bunlar seçimde de yansıdı. Sandıklara sahip çıkılmadı. Yani sandıklara onlar sahip çıktılar. Çok sandıklara da güvenlik önlemleri alınmadı. Halk tehdit edildi. Bunu nasıl düşünürsünüz? Yani ne yapılabilir? İçeride bir operasyon yapılacak mı? Çünkü her gün bir şehidimiz geliyor. Artık hani 90'lı yıllara döndü gibi. Bu konuda bir çalışma var mı? Veya içeriye yönelik operasyonlar yapılacak mı? Evet. Tabii son 2,5-3 yıldır şehit haberleri almıyorduk. Evet. Hakikaten hepimiz çok mutluyduk. Hepimiz kendimizi çok güven içerisinde hissediyorduk. Son bu dönemde 50'ye yakın şehidimiz oldu. Evet. Çok can yakıcı ve çok çok can acıtıcı. Birçok vatandaşımız hakikaten oldu. Şu anda araçlar yanıyor, umut yakılıyor. Umut kırıcı. Evet. Evet. Ve yeniden bizi karanlığa götürebilecek bir tablo. Evet. Böyle bir tablonun olduğu dönemde de sizin geçmişteki reflekslerinizle sessiz kalmanız mümkün değil. Devlet bu kadar aciz değil. Devlet aciz olmaz. Devlet aciz olamaz.
Bunu bir kan davası şekline büründürme suretiyle değil ama bir hakkın, gasp edilmiş olan bir hakkın telafisi ve orada o şehit olan ailenin artık ebeveyninin hakkını koruma adına, bu milletin hakkını koruma adına da bu tür operasyonların takdir edersiniz ki evet, normal olduğunu karşılamak lazım. Neden normal? Neticede birileri size savaş açmış. Evet. Birileri sizin canınıza kast ederken aslında sizin niyetiniz onların canına kast etmek değil. Sizin niyetiniz sizin canınıza kast eden insanların önüne geçmek, engel olmak, onların o kurulu düzenlerini, kurulu nizamlarını yıkmak. Bunu yıkmadığınız süre içerisinde sizin ne canınız, ne malınız, ne de diğer haklarınızın hiçbir tanesi teminat altında olmayacak. Devletin temel sorumluluklarından bir tanesi bu 5 tane hakkın, İslam'ın da öngördüğü 5 tane hakkın teminat altına alınabilmesi. Bunun için hükümet Selahattin var, bunun Demirtaş'ın için devlet var. Dün bir açıklaması vardı, tekrar çözüm süreci, barış sürecini görüşelim anlamında. Ama biliyorsunuz 6-7 Eylül olaylarında Ekim olaylarında sokağa çağrı yaptı. Suçsuz günahsız insanlar. Evet. 50 tane oldular. İnsanımız. Hatta geçenlerde Adana'da sakal olduğu için IŞİD'ci diye, DEAŞ'cı diye adamı evinde öldürdüler. Ya yani bir karmaşa var, 80 öncesi olaylara dönüş gibi sağ sol misali ama şu anda Selahattin Demirtaş ne yapmaya çalışıyor? Selahattin Demirtaş'ı anlamak gerçekten zor. Yani hem demokrasi hem de silah aynı anda konuşmaz. Bu iki dilden bir tanesini seçmek zorundasınız. Evet. Şimdi 2013 yılından bugüne aslında Abdullah Öcalan iki defa silah bırak çağrısında bulundu. Silah bırakacağız dediler. Bu konudaki söylemlerin hepsi kamuoyunda da paylaşıldı, deklare edildi. Ama bir şekilde silah bırakılmadı. Silah bırakılmadıkça bu çözüm sürecinin bir adım öteye gitme şansı ve ihtimali yok. Açık ve net söylüyorum. Evet. Bakın şunu söyleyeyim. Biz sayıyoruz, diyoruz ki bu çözüm süreci süresi içerisinde şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık. 20 tane ana madde sayıyoruz. Sadece ana madde 20 tane sayıyoruz. HDP kalksın veya PKK kalsın desin ki sizin bu hamlenize karşılık biz de şunu yaptık. Söyleyebilecekleri, kendilerini savunabilecekleri bir tane şey yok. Evet. Bu anlamda bu iş çözülecekse karşılıklı çözülecek. Halen silah bırakmadan Selahattin Demirtaş bahsetmiyor. Karşılıklı olarak diyor elimizi tetikten çekelim. Evet, karşılıklı çekelim. Tetikten çekelim diyor. Silahımızı bırakalım demiyor. Evet, demiyor. Elimizi tetikten çekelim. Ben uzun yıllar işte geçmişte gazetecilik yaptığımda bu İngilizlerin yani Lawrence'in 100 yıl önceki çalışmalarını, İngilizlerin daha doğrusu bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 deme kastıyla ben o 2023'ün altında çok güzel şeyler yaptığını biliyorum. Yani Lozan'ın sürecinin biteceğini, Türkiye'nin gerçekten elinin rahatlayacağını biliyorum. Bu 2023'e bizi ulaştırmamak için dış güçlerin, ben açık açık söyleyeyim, İngiliz, Amerikan ve İsrail'in bir işbirliği var burada. Ve Suriye'deki karmaşanın da, biliyorsunuz orada aslında Türkmen nüfusu çoktur Suriye'de. Ama ne hazindir ki insanlara o Türkmen nüfusu anlatılmamış bugüne kadar. Daha yeni yeni öğreniliyor. Türkmenler de orada zulüm altında. Malum paralel örgüt tırları durdurup işte IŞİD'e yardım gidiyor. Türkiye'ye dış güçlere karşı terör örgütlerine yardım yapıyor diye lanse etmeye başladı. Ve bugünlerdeki paralel medyanın da attığı başlıklar gerçekten bir savaş tamtamcısı olarak görünüyor. Bu konuda Türkiye şu anda ne yapacak artık? Yani bundan sonra bu tam bir savaş başladı. Evet. Yani bu çözüm süreci devam edecekse iç operasyonların bir an önce yapılması lazım değil mi? Evet. Yani, örneğin işte Malazgirt'te bir binbaşımız evet, eşiyle misafirlikten giderken şehit iki edelim. Tane polisimiz Ceylanpınar'da evinde uyurken mesela Suruç'taki
32 canın ölmesine de düşünüyorum, orada bir güvenlik tedbiri alınmamış, kimse aranmasın demiş. Oradaki halktan da kimse yok. Yani oradaki halktan mesela çevreyi tanıyor ediyor. Dışarıdan giden insanlar. Burada da böyle benim burnuma pis kokular geliyor. Bu 32 kişi ölen kişiler içinde 300 tane insan günler önceden haber vermiş gideceklerine dair. Bir İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz LGBT'lerin yürüyüşünde ön sırada yer alan HDP'li milletvekilleri vardı. Bu 300 kişi Kobani'ye geçecek ama hiçbir vekil yok orada. Yani bu da bana çok ilginç geldi. Bunu evet. Siz nasıl yorumlarsınız? Tabii bu konuda sadece bu testten değil. HDP'liler pek çok samimiyet testinden sınıfta kalmış durumda. Evet. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda söylem birliği olmayan, Güneydoğu'da farklı konuşan ama İstanbul'da farklı konuşan, farklı olaylarda farklı refleksler gösteren HDP'lilerin samimiyetinin sorgulandığı pek çok şeyde sınıfta kaldıklarını bütün Türk milleti yakinen biliyor. Evet. Yani burada bu test edilen bir şey. Şimdi demin dediğinizle alakalı devletin iki tane özelliği olmalı. Bunlardan bir tanesi devlet şefkatli olmalı. Evet. Diğeri devlet kudretli olmalı. Ama bu ikisini aynı anda dengede götürmeli. Eğer bir devlet şefkati olup kudreti olmazsa aciz olur. O yüzden biz evet. Bu konuda şefkatli olacağız ama onunla aynı zamanda... Onunla ilgili biliyorsunuz bir açıklama yayınlandı. Yaylalarla ilgili yani bu yakın zamanda 2-3 gün önce hükümetin bir açıklaması var. Devlet şefkatini gösterecek. Biliyorsunuz yaylalar geçmişte kapatılmıştı evet. Halka, vatandaşa. Vatandaşa kesinlikle bir zarar gelmeden operasyonların yapılması tabii. Ön plana tabii. Alındı. Bu da aslında güzel bir uygulama ama şu anda insanlar çok tedirgin. Yani terör dediğiniz zaman zaten bir kaostur. Yani terörist gerilla tipi vur kaç eylemi yaparak kaçılıyor. Yani karşında tam bir nizami düşman ordusu olmadığı için burada bir sıkıntı var. Yalnız işte yani 90'lı yıllarda çok şey yaşandı. Araçlar yakılıyor. Halen işte yeni başladı. Dün akşam bile işte Ağrı, Erzurum, Iğdır yol ayrımında birkaç araç yakıldı. Bunlar içinde belediye aracı da vardı. Yani halka, kamuya hizmet eden araçlar da vardı. Geçtiğimiz günlerde Erzurum-Çat arasında yine bir hemşerimizin şantiyesi basıldı. Birkaç aracı yandı. Bunlar bir an önce önlenmeli ki halkın tedirginliği geçmeli. Yani hani çözüm süreci tamam, eyvallah, güzel gidiyor. Ama bunun önleminin de alınması lazım. Evet, bu konuda hızlı bir şekilde önlem alınıyor. Demin demek istediğim şey oydu, zaten yarım kaldı. Devlet bu dengeyi sağlamak zorunda. Devlet şefkatli olmalı, aynı zamanda kudretli olmalı. Şefkati olup kudreti olmazsa devlet aciz olur. Ama kudreti olup şefkati olmazsa o zaman da zalim olur. Evet. Yani biz zalim de olmayacağız, aciz de olmayacağız. Bu konuda ben o son dönemde işte son bir hafta içerisinde yapılan hareketlerle özellikle Güneydoğu'dan kalkan uçaklarla devlet bu konuda aciz olmadığını, kudretinin ne olduğunu, gücünün ne olduğunu, adaletsizlik, haksızlık, zulüm olduğunda da bu gücü ve kudreti nasıl kullanacağını çok iyi gösterdiği kanaatindeyim. Ama Sayın Vekilim, burada bu uçaklar az önce söyledim ben, kalkarken de önceden haber veriliyor. Biliyorsunuz orada sığınaklar önceden yapılmış ve halk da artık tatmin olmuyor. Yani bu bombalama olayının sonuçlarını da görmek istiyor. Yani geçmişte de çok bombalanma oldu. Ancak hani yine aynı şeyler devam etti. Orada o mağaralarda yapılan çalışmaların, tünellerin yani bombalarken çok fazla bir zayiat vermediği, yine aynı şekilde sadece belki gösteriyor ama bir uçağın 8 ton bomba taşıdığını biliyorum. İlk operasyonda 20 uçak kalkmıştı, 160 ton bomba atmıştık. Bunun sonucunu da halka yayınlarsa devlet, yani sonuç ne oldu diye yayınlarsa, belki daha böyle bir rahatlama gelir. Çünkü tedirginlik var burada.
Tabii bu her zaman mümkün değil. Tabii evet. Devletin kamuoyuyla paylaşması gereken şey olur. Kamuoyuyla paylaşmaması gereken şey olabilir. Yani bu devletin bu tür yapmış olduğu her harekatı milletle paylaşmış olması ama çok anlamlı değil. Ama onlar zaten bildiriyor. Diyarbakır'dan çakkattığı zaman bildiriyorlar. Ama şu, yani bu tabii şehir efsanesi olarak dolaşıyor. İşte aslında boş sahalar falan bombalanıyor. Yok, öyle değil, değil tabii. Değil, değil. Öyle değil zaten. Velev ki böyle. Yok, öyle değil. Velev ki böyle. Yani orada haber aldılar ve bu konuda o alan boşaltıldı. Ya bizim kastımız daha çok insan öldürüp daha çok mutlu olmak değil ki. Bizim kastımız bir yapının elinde bulunan gücü imha etmek. Evet. Asıl amacımız biz öldürdükçe mutlu olan değil. Öldürmeyi de istemeyen ama elindeki mühimmatı, elindeki silahı bir şekilde etkisiz hale getirmek için bu operasyonların çoğu yapılıyor. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bu yapılan eylemlerin hiçbir sonucunun olmadığı anlamına gelmez. Çok etkili sonuçlar ki bu sonuçların etkisinde aslında bir can yanmanın ifadesi olarak onlar da son dönemde Güneydoğu'da bir takım eylemler yapmaya başladılar. Bu kadar çok eylemin olması aslında canlarının bu konuda ne kadar çok yandığının ama ben şöyle bir anlamda da göstergesi. Çözüm sürecinde sanki şehirlere daha çok silah yığıldı. Yani o insanlar aslında çözüm sürecinde iktidarı oyaladılar diye düşünüyorum. Yani şehir merkezlerine silah depoları kurulup silahlanmayı daha çoğalttılar. Yani silah bırakmaları gerekirken, silah bırakıp ülke sınırı dışına terk etmeleri gerekirken şu anki olaylara bakıyorsun, şehir merkezlerinde sanki bunlar hazırlıklıymış. Yani iyi niyet yok bunlarda. Yani evet, bizi oyaladıkları konusunda sizinle hemfikirim ama bizi oyaladıkları, bizi gafil avladıkları anlamına gelmez. Devletin istihbari teşkilatları bu konuda çok güçlü. Evet. Kim ne derse desin. Bu anlamda bir devletin elinde ben neyin nerede nasıl konuşlandığıyla alakalı çok ciddi dataların olduğunu tahmin ediyorum. Yani çünkü devletimiz bu konuda mutlaka, hakikaten çok güçlü. Mutlaka. Özellikle istihbarat teşkilatımız Türk son dönemde çok yapılan düzenlemelerle birlikte dünyada sayılı istihbari teşkilatlardan bir tanesi oldu. Ama biz son deme kadar onların samimiyetlerinden şüphe etmemeye çalıştık. Onların da gerçekten iyi niyetli olduklarını düşünmek istedik. Böyle hareket ettik. Çünkü Güneydoğu'da yaşayan her insanın hayatı bizim açımızdan önemliydi. Evet. Orada yaşayan insanların hepsinin yaşam hakkı kutsaldı bizim açımızdan. Bunu muhafaza edebilme, bunu savunabilme adına bir takım şeylere göz yummuş olabiliriz. Ama bu bizim aldatıldığımız anlamına gelmez. Onlar sadece bu konuda samimiyetsiz, onların samimiyetsizliği anlamına gelir ama bizim aldatıldığımız, aldandığımız anlamına gelmez. Peki. Sayın Vekilim, orayı geçiyoruz. Sizin sporcu olduğunuzu da biliyorum. Ne tesadüftür ki birinci sıra milletvekilimiz de geçmişte sporcuydu. Üçüncü sıra milletvekilimiz de spor kulübünde yönetimde Elazığ Spor Kulübü'nde yer almıştı. Sporla ilgili Elazığ'da bir çalışmanız var mı? Yani bu süreç içerisinde bir çalışma içine girdiniz mi? Evet. Bir Elazığ Stadyumu ile ilgili çok sorular geliyor. Evet, yani Elazığ Stadyumu'na çok konuşmak istemiyorum. Gerçekten bir mesele kangren olmuşsa konuştukça, kaşıdıkça bu olay uzuyor. Elazığ Stadyumu'nun ihalesi çıktı biliyorsunuz 18'de ikinci. Yani, ben tabii ona karşıyım. Onu yani şahsi olarak aynı yerde yapılmasına kişisel olarak karşıyım. Ya, bu tartışır, nedeni şu, tabii. Nedeni şu Sayın Vekilim. Yani yeni bir yer yapılacaksa bir kompleks babında yanında antrenman sahaları dahil birçok aktivitenin yapılacağı. Çünkü biliyorum sizin geçmişte tenis il temsilciniz de vardı. Yüzme il temsilciniz vardı. Yani bir kompleksin yapılmasında fayda görüyorum. Bir de uluslararası maçlar biliyorsunuz 30 binin altındaki statlarda yapılmıyor. Tabii. Yani kriterleri tutmuyor. Ben o yönden karşıyım yani genel anlamda. 400 bin nüfuslu bir şehirde daha büyük bir tesis olması açısından ama kısmet 20 bin yapılacaksa diğer eksikliklerimiz var. Bu konuda çalışma var mı?
Tabii nereden baktığınızla alakalı. Evet. Eğer sadece bunu uluslararası etkinlik Hı-hı. yapabileceğiniz bir arena olarak Hı-hı. değerlendirirseniz kısmen haklı olabilirsiniz. Ama biz evet. öyle bakmıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Stadyum sadece insanların ayda bir veya işte maç döneminde hafta 15 günde bir evet. deplasmanı da kattığınızda maç izlediği yerler olmamalı. Bunun dışına çıkmalı. Evet. Yani pek çok sosyal aktivitenin... Elazığ'da çok amatör kulüp var yani bu konuda. Evet. Ben antrenman sahaları tabii, derken... O farklı. Yani, o belki bir spor kompleksiyle giderilebilecek evet. bir şey. Hı-hı. Onu konuşuruz. Hı-hı. Ama stadyumla alakalı bizim önerimiz şuydu. Stadyum Elazığ'da herkesin çok rahatlıkla yaya yürümek suretiyle yaya mesafesinde olan bir alanda olmalı. Çünkü toplu ulaşımda Elazığ'ımızın bu konuda çok gelişmiş olduğunu söyleyemezsiniz. Siz 20 bin 30 binden bahsediyorsunuz. 20 bin 30 bin kişiyi toplu ulaşımla şehir dışına taşıyabileceğimiz bir imkanımız yok. Kaldı ki böyle bir maliyeti o insanlara bindirmeye hakkımız yok. Onun dışında 30 bin tane insanın siz kendi aracıyla gittiğini düşünün. 30 bin tane insanın aracını park edebileceği alanla alakalı çok ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Bunlar belki ileriki düzeyde yapılması gereken şeyler. Ama kısa vadede Elazığ sporumuz için lazım olan stadyumun şehir merkezinde yapılmasının şu avantajları olacak. Bir, diğer sosyal etkinliklerin hepsinde kullanılabilecek bir alan olacak. İki, İtalya'da ve İspanya'da yapılan bir takım statlarda olduğu gibi altının hepsi alışveriş merkezleri ve yaşam merkezleri. Evet. Belki spor malzemelerinin de satıldığı, sporsal aktivitelerin yapıldığı bir yaşam merkezi haline gelirse bu hem halkımızın istifade edebileceği hem de oradan gelen gelirle Elazığ sporumuza katkı sağlanabileceği bir alan inşa etmek. Aslında sadece bir stadyum değil bir spor yaşam alanı inşa edebilmek için böyle bir çalışma içerisine girdik. Bunun inşallah böyle olacağını ümit ediyorum. Ben o konuda size yine katılmıyorum evet. şahsi olarak. Neden katılmıyorum? Çevre illere bakıyorsunuz, hepsi şehir dışında. İstanbul'a bakıyorsunuz uzak mesafede, yani yakın mesafe derken hepsi uzak mesafede. Bir de şehrin trafik sıkıntısı zaten var şehir merkezinde. Bir daha geniş düşünürsek, geçmişte çevre yolunun altında bir yer gösterildi. Ancak yanlış bir yer gösterilmiş, onu sonradan öğrendim. Sayın Bakan araçtan inmemişti, Suat Kılıç. Spor Bakanı'yla. Yani evet yakın. Evet 12.500'ü dolduramıyoruz. Doğru. Yani şu anki mevcutu bile bir iki maçta ancak doldurabildik. Ama geniş düşündüğümüz zaman şehir trafiğine şehir içinde bir etkisi var. Zaten yoğunluk var. Ve diğer etkinliklerin yapılabilmesi için diğer tesislerin bugün işte biliyorsunuz 100 bin nüfuslu şehirlerde bile atletizm pisti var. Bizim ilimizde yok. Yani ve birçok ilde stadyumların kenarında 5-6 tane antrenman sahaları vardır. Bizim amatör takımlar çok fazla olduğu için o sıkıntıyı halen yaşıyorlar. Her ne kadar birkaç tane sentetik saha yapıldıysa da ama stadyumun etrafında bunların olması lazım ve bu da yetersiz kaldı. Ha ben kişisel olarak buna karşıyım, onu belirteyim. Ama orada sanki bir bilgi yanlışlığı var. Mesela İstanbul'da bütün stadyumlar şehir dışında dediniz. Tam tersine. Hayır. İstanbul'da. Yani İstanbul'u baz alırsak uzak yerlerden geliyor. Yok gidiyor. İstanbul'da Fenerbahçe stadı tam İstanbul'un göbeğinde. Evet. İnönü stadı İstanbul'un ta evet. göbeğinde. Evet. Ali Samiyen ta göbeğindeydi. Ali Samiyen yıkıldı. Evet yıkıldı. Evet. Dışarıda yapılmasından dolayı çok ciddi şikayet var. Yani özellikle yani bugün, trafiği kilitliyor. Mesela büyük organizasyonlar şeyde yapılırken, Gayrettepe'de yapılırken orada trafik ciddi şekilde ki TEM'de yapılmasına, TEM'den yol verilmesine ve metro hattının da kısmen gittiğini biliyorum. Gitmesine rağmen burada ciddi trafik sıkışıklıkları örnek oluyor. Örnek vereyim o zaman. Evet. Adana vereyim, Malatya vereyim, Diyarbakır vereyim. Malatya'da içerisinde yeni yapılan dışarıda. Evet, tabii. Yani yeni yapılacaktıysa hani daha detaylı bir kompleks olabilirdi. Tabii bu konuşuldu tabii bunun üzerine evet. ama en son varılan görüş bu şekilde oldu. Peki ilk bölüme bir araya gireceğiz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa kısa bir ara verelim. Ya sporla alakalı şunu söylüyorum ama sizin hassasiyetinize katılıyorum. Hı hı. Spor bir ildeki gençliği disipline eden.
Gerçekten doğru kanalize eden en önemli unsurlardan bir tanesi, bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bununla alakalı da Allah nasip ederse kamuoyuyla bu hükümet kurulduktan sonra yapacağımız şeyleri adım adım hepsini paylaşacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut'la birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili seyirciler. Kanal 5 Bölgenin Sesi programı Elazığ'dan ikinci bölümü. Konuğum AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut. Sayın Bulut, tekrar merhabalar. İkinci bölümde size şunu soracağım. Uzun süre müsiyada başkanlık yaptınız, ticaretin içinden geldiniz. STK temsilciliğiniz, genel anlamda tespit ettiğiniz Elazığ'la ilgili sorunlar nedir ve bu sorunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Evet. Tabii sadece müsiyatta değil, benim hayatımın büyük bir kısmı sivil toplum örgütlerinde geçti. Sivil toplum örgütlerini önemsiyorum. Neden dolayı önemsiyorum? Toplumun normalleşmesi ve sivilleşmesi adına ve devletin yükünün alınması adına geliştirilmesi gereken önemli organizasyonlar. Ancak yük paylaşıldıkça azalır ve daha fazla iş yapabilmiş olursunuz. Bu yükü de paylaşacağınız, paydaşınız sizin toplumun organize olmuş hali olabilir. Bu kimdir? Sivil toplum örgütüdür. Bunun gerekliliğine inandığım için hep böyle bir yapı içerisinde oldum. Müsiyat Şube Başkanlığı da benim açımdan fevkalade önemli oldu. Elazığ tanıma adına, Elazığlı'yı tanıma adına, evet. Elazığ'ın imkanlarını tanıma adına, fırsatlarını tanıma adına ve Elazığ'la birlikte dışarıyı tanıma adına. Çünkü çok güçlü bir organizasyon, güçlü bir yapı. İki ayda bir farklı illerde toplanıyorsunuz. Bakanlar geliyor, onlarla fikir teatisinde bulunuyorsunuz. Diğer şube başkanlarının o bakanlardan istemiş olduğu şeyle birlikte illerin ihtiyacını almış oluyorsunuz. Büyük resimde Türkiye'nin ihtiyacı önünüze gelmiş oluyor. Sizin aslında nerede eksik kaldığınız, neyi nasıl yapmanız gerektiği, hangi konuda talepkar olmanız gerektiği ile alakalı pek çok bilgiye orada sahip oluyorsunuz. Benim hayatımda okul sayılabilecek, üniversite bitirme sayılabilecek önemli örgütlerden bir tanesi ve demin de ifade ettim, Elazığ'ı ve Elazığlı'yı tanıma adına da büyük bir fırsat. Zaten oldu. Bir mecaz vardır. Hani tepeden inme değil, aslında halkın içinden çıkanlardan birisiniz. Yani gerek ticaret alanında, evet. Gerek bu şehirde doğup bu şehirde büyüme anlamında. Elazığ'ın nabzını çok iyi bilenlerdensiniz. Ben çok iyi biliyorum. Evet. Sizi çok yakinen tanıdığım için. Bu tespitlerde yani bulduğunuz eksikler var mı? Tabii. Yani Elazığ'la ilgili. Ve bundan sonra bununla ilgili ne gibi bir çalışmanız var? Şimdi bir defa şunu savunmuşumdur ve savunmaya devam edeceğim. Bir kalkınmanın olabilmesi için önce iyi bir planlamanın olması lazım. Evet. Plansız büyüme de sağlıksızdır. Plansız kalkınma da sağlıksızdır. Plansız yapmış olduğunuz her hareketin daha sonra oluşturacağı alternatif maliyeti getirisinden çok daha fazla olabilir. O yüzden ivedilikle ilk kalkınma planının yapılması lazım. Evet. Tamam, biz bu ili büyüteceğiz. Biz kalkınma kurultayları da yaptık yani. Siz de içindeydiniz. Evet. Sadece kurultay aşamasında evet. değil tabii planlamanın çok iyi yapılması lazım. Bu il büyüyecek. Ama nasıl büyüyecek? Nasıl bir planla büyüyecek? Planlamanın bu büyümenin ilk aşaması ne olacak? Daha sonra orta aşaması ne olacak? Gelecekte hedefi ne olacak? Bu hedefe nasıl, ne zaman, hangi zaman dilimi içerisinde ulaşacağız? Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bunun olabilmesi için planlamanın yapılması lazım. Dediğim gibi ili tanıyoruz. İlle alakalı çok ciddi bir datamız oluştu. Bilgi bankamız oluştu. Mesela bunu pek çok yerde paylaştım. Burada da paylaşmak istiyorum.
Bu kadar iyi tanımama rağmen ili mesela seçim çalışmaları esnasında kendi eksiğimi de gördüm. Bir noktayı kaçırdığımı hissettim. Ben özellikle esnaf kesimiyle, sanayiyle çok ilgilendiğim için küçük sanayi sitesinde hemen hemen hepsini gezmeye çalıştım. Sanayi sitesini gezmeye çalıştım ve organize sanayinin hepsini gezmeye çalıştım. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir baktım ki sondaj makinesinin imalatıyla alakalı. Hem evet. jeofizikle alakalı sondaj makinesi evet. hem de su sondajıyla alakalı sondaj makinalarının imalatıyla alakalı bir şey fazlalık gözüme çarptı. Sorduğumda dediler ki biz işte bu konuda çok iyiyiz dediler. Elazığ'ın sondaj makinaları konusunda çok iyi olduğunu söylediler. Daha sonra araştırdığımızda bir baktık ki Türkiye'nin bu konuda en iyi illerinden bir tanesi, hatta en iyi ili Elazığ. Sondaj makinaları. Ama tanıtamamışız, bilmemişiz, kimse de bilmemiş. Evet. Şunu niye söylüyorum? Bunu fark ettiğimiz andan itibaren bu sektörle alakalı ek bir destek, ek bir teşvik bu sektörün önünün daha da çok açılmasını sağlayacaktır. Diğer tespit ettiğim noktalardan bir tanesi Elazığ'da kümelenme çalışmaları yapılırken hep şundan bahsedildi. Bağcılıktan, üzümcülükten, evet. işte mermerden, balıkçılıktan, kanatlı hayvanlardan, tarım ve hayvancılıktan bir de bahsedildi. Badem eylem planımız da vardı. O badem eylem planı bu tarımla alakalı evet. kısmın ikinci aşaması. Evet. Ona geleceğiz. Ama ben sanayi gezerken birden şunu hissettim. Mesela biz dördüncü bölge kapsamındayız ama şöyle denilir, organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar ve eğitim yatırımları beşinci bölge kapsamında değerlendirmeye alınır. Böyle bir madde var. Şimdi şunu gördüm, bir de yapı kimyasalları ve inşaat malzemeleri üretimiyle alakalı Elazığ'ın çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu hissettim. Evet. Bir baktım ki Elazığ'da bir tane Türkiye'nin en büyük alçı fabrikalarından bir tanesi var. Evet. Yapı kimyasallarıyla alakalı 4-5 tane böyle imalathanemiz oluşmuş. Mantolama ve ısı yalıtımıyla alakalı 3-4 tane firmamız oluşmuş. Biz boruyla, beton elemanlarıyla, prefabrik elemanlarıyla, çimento fabrikasıyla ki 2 tane oluyor onunla, kireç fabrikasıyla. Birden Elazığ'ın aslında inşaat malzemeleriyle alakalı, yapı malzemeleriyle alakalı desteklenmesi gereken bir il olduğu sonucu çıktı. Ve Allah nasip ederse şunu yapacağız. Evet. Hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Hükümet tabii kurulmadan kanun da çıkartmak çok mümkün olsun. Değil. Bu tür çalışmalar yapmak da mümkün değil. Sağlıklı çalışabilme adına önce bir kendimizi tanımlamamız ve adımızın konulması gerekiyor. Yeni teşvik paketi çıkana kadar ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi şu maddeyi ya yönetmelik olarak ya da Bakanlar Kurulu'ndan veya bakan imzasıyla hangisiyle oluyorsa şu anda bilmiyorum nasıl aşabileceğimizi. Ama bu üçünden birisiyle alakalı aşılabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili yapı kimyasallarıyla özür diliyorum. Mesela alakalı yatırım yapanlar 6. bölgenin avantajlarından faydalanır şeklinde bir yönetmelikle biz burada bu konuda yatırım yapan bütün Elazığlı müteşebbislerin hepsini 6. bölgenin avantajlarından istifade ettirmiş oluruz. Bu konuyla ilgili hani teşvikle dediğim zaman 2005 yılında da biliyorsunuz bir kısıtlamamız vardı bölge illerde. Biz o kapsama girmemiştik Elazığ ve Tunceli. Bu 5084. Evet 5084'te. Burada devlet sistemin işte tespitleri vardı. Keban Barajı'nın geliri ve işte ferikromun tüketimiyle ilgili. Hani fert başına milli gelir 1600 doların üstündedir diye. O zaman da dönemin hükümetine yani yine AK Parti hükümetine hani Sayın Başbakan, dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassastı. Yani bunu önüme getirmeyin diye. Ancak bölge bir de şey vardı. Olağanüstünün girdiği iller de bu kapsamın içine girmişti. Bir kısmı bunu bu şekilde dönemin il başkanı bir heyet olarak öyle veya böyle Sayın Başbakan'a izah ettiler. Tekrar bir gündeme geldi ve Elazığ tekrar teşvik kapsamına girdi. Burada da alınan kriterler biliyorsunuz işte 62 tane kriter mi vardı? 64 evet, miydi? Evet. TÜİK'in. TÜİK'in kriterleri. Ama işte bunu ilçeler bazında da alınabilir bu. Yani tabii, ilçeler çok, bazında çok, alındığı çok, zaman çok doğru bir mesela bizim
işte ASKON başkanımızın da böyle bir çalışması var ilçeler bazında. Bu ilçeler bazında da baz alındığı zaman ben eminim ki biz 6. bölge olarak ilçelerde, yani ilçe bazında da faydalanabiliriz. Bu konuyu not alırsanız belki ileri aşamada yararlı olur. Ben sözünüzü kestim ama bununla birlikte ilimizdeki teknik ve bürokratik kadroları söylüyorum. Yeterli görüyor musunuz? Bu kadrolarda yenilik olacak mı? Ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. Tabii bu çalışma yeniden şekillenmeli. Evet. Yani teşvik kanunu ilk çıktığında bölgesel ve sektörel olsun diye çıkmıştı. Hı-hı. Ama ne bölgesel ne de sektörel olmadı. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda istediğimiz şekilde bir teşvik kanunu olmadı. Evet. O geçmişte söylemiş olduğunuz Keban Barajı'nın gelirlerinin hepsinin Elazığ'a yansımasıyla alakalı, Elazığ'ın önce 4.325 sayılı Hı-hı. kanundan daha sonra 5.084 evet. sayılı kanundan faydalanamaması bir şekilde aşıldı. Evet. Bunlar da aşılabilinir. Yani bunlar da aşılabilinir değil, aşılmalı ve aşılacak evet. Allah'ın izniyle. O ilçeyle alakalı bir adım öteye gitmek istiyorum. Yani ilçelerin gelir düzeyinin sadece katılması değil, bence ilçelerle alakalı da özel teşviklerin gelmesi lazım. Yani bu işi bölgesel ve sektörel değil. Evet. Şöyle yapabiliriz. Maden Alacakaya, Arıcak bölgesinde madencilikle ve mermercilikle alakalı çok özel bir teşvik o bölgede yeniden bir yapılanmanın olması anlamına gelir. Bunun için aslında Ağın'da, tabii Ağın'da, sesi düşünüyorum evet. sadece, Ağın'da yapılacak bademle alakalı bir teşvik Ağın'ın tarım bölgesi olmasıyla alakalı. Evet. İşte Kuvancılar'da sulamayla alakalı, Hı. hayvancılıkla alakalı. Sesi düşünüyorum. Sadece ilin özelliğine göre bazı sektörlerin ön plana çıkartılması o ilçenin de ön plana çıkması anlamına gelir. Bununla alakalı da özel bir çalışmamız olacak. Mesela Kayısı ile alakalı Baskil'in ön plana çıkartılması, belki de Baskil'de kurulabilecek bir Kayısı Organize Sanayi Bölgesi'nin, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Baskil'e müthiş bir katma değer katacağını herkes bilir. Bundan dolayı Allah nasip ederse hükümetin şekillenmesini bekliyoruz. Hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Güçlü bir iktidarla biz bunların hepsini çok rahatlıkla yapabiliriz. Sayın Vekilim, tabii ilçeleri saydınız. Sivrice Turizm'le ilgili, ama Sivrice ile ilgili güzel bir gelişme var. Ben takipçi olmanızı rica edeceğim sizden. Sivrice'de Gençlik Merkezi kurulma ile ilgili bir çalışma var şu anda. Tabii. Bu hafta içinde. Takip ediyoruz. Genel müdürlükten gelip tespitler. Ancak Sivrice'nin bir özelliği daha var. İklim ve rakım nedeniyle sporcuların kamp yapabileceği ender yerlerden birisi. Evet. Özellikle boksla ilgili. Ben geçtiğimiz hafta ilimiz milletvekili Profesör Doktor Serpil Bulut'u konuk alınca bu konuyu ona da söyledim. Milli takımlar kamp eğitim merkezi istiyoruz Sivrice'ye. Evet. Çünkü ideal iklim ve rakım, hava şartları çok ideal. Sivrice'ye bu konuda bir çalışma şu anda sanırım aldığım bilgilere göre gençlik merkeziyle ilgili olumlu bir rapor verilmiş. Tabii. Yani geçen hafta bir çalışma yapıldı. Ancak milli takımlar kamp eğitim merkezi biliyorsunuz Bolu'da var. Ankara Elmadağ'da var. Antalya'da var. Bir de Aksaray'da var. Evet. Ki bunlar birçoğunu ben gördüm. Hatta Aksaray'daki eğitim merkezinde de misafir olmuştum bir gece. Bu konuyla ilgili de bir çalışma yaparsanız fevkalade bir durum olur diye düşünüyorum. Yani iklim ve rakım, çünkü ulusal bazda bir kamp eğitim merkezi olursa bunun içinde birçok branş yer alır. Bunun içinde otel ve konaklama evet. yerleri olur. Sivrice'ye böyle bir katkıda da bulunabilir. Yani turizmle birlikte bunu da tamam. ilave edilebilir. Yani bu, özellikle rakımı ve iklimi müsait olduğu için Sivrice'yi söylüyorum. Yani diğer ilçelerde bu hava şartları çok farklı çıktığı için böyle bir çalışma var. Bunun da takipçisi olur. Sadece onunla alakalı değil. Evet. Çok Hı-hı. doğru bir tespit. Evet. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uhdesinde yapılabilecek evet. pek çok bu konudaki tesisi aslında Hı-hı.
buraya taşımak istiyoruz. Yani bunlar şu anda konuşmak için erken. Şunu yapmak istemiyorum. Sadece hayal satmak istemiyoruz. Ama bu dediğiniz şeylerin hepsini düşünüyoruz. Yok ama yani burada bunlar bizim ajandamızda bölgesel bazda. Tabii, yani doğru. Biz sadece Türkiye değil. Mesela yakın ülkelere de bu hizmeti verebileceğiz. Tabii, yok yok şunu söylemek istemiyorum. Yani evet. Klasik siyasetçiler için. Şöyle bir avantajımız da var Sayın Vekilim. Şimdi ulaşımla ilgili hava alanından Sivrice'ye ulaşmak 15 dakikadır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu imkan yok. Tabii. Yani Aksaray'da yok, Bolu'da yok. Tabii. Ve çok avantajlı bir duruma geliriz. Bunları tabii. Öne sürerseniz, yani bu ulaşımla ilgili de sıkıntımızın olmadığı tabii. Bilgisi de olursa, çünkü ulaşımla ilgili Bolu'da da, Aksaray'da da, örneğin Ankara'da inecek sporcu, Aksaray'a gidecek veya Ankara'da inip Bolu'ya geçecek. Burada o avantajımız var. Yani tabii, bunları kullanalım. Tabii yani söylemek istediğim şu. Sadece milli takımın kamp merkezlerine değil, milli eğitimle evet. Alakalı da, milli eğitimin pek çok eğitim merkezinin aslında Sivrice'ye çekilmesi ve burada konuşlandırılması hem ülke insanının buradan istifade etmesi hem de Sivrice halkının da bu ülke insandan istifade etmesi anlamına gelir. Böyle bir destinasyon bölgesi olarak oluşturmayı düşünüyoruz Sivrice ile alakalı. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Yani klasik siyasetçiler gibi şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız değil. Adım attıktan sonra Allah nasip ederse bunları teker teker gerçekleştirdikten sonra imzalarını attıktan sonra bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Peki, halkımıza paylaşacağız. Bir soruma cevap alamadım. Bürokratik kadroları yeterli görüyor musunuz? Yani es geçtiğimden değil, o kaynadı evet. Arada. Evet. Şöyle, burada şu kısa süre içerisinde tabii şunu yapmayacağız. Yani insanların neye göre yeterli, neye göre yetersiz olduğunu anlamak için bir dönem bu insanlarla çalışmak lazım. Ama siz evet. Bu konuda yeni değilsiniz. Yani tabii. 2011'de adaydınız, tabii. Nasip olmadı. Tabii. Çok küçük bir oy potansiyeliyle tabii. Daha önce Kanal 5 izleyicileri bilir. Tabii. 1700 oy, her sandıkta bir oy alsaydınız siz 2011'de de vekildiniz. Tabii. Onun için halkın içinden gelen biri olarak, ticaretin içinden gelen biri olarak, burada siyasetin içinde, STK'nın içinde bunları az çok çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Yani buradaki çalışmaları sadece yeterli buluyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Tabii. Bir siyasetçinin sadece işte çıkıp yeterli buluyorum veya bulmuyorum demesinin çok bir kıymet harbiyesi yok evet. Televizyonda. Evet. Bunun iç değerlendirmesini kendi içerimizde yapıyoruz. Yani anladım. Konularla şu anda çalışmaya başladık. Hı-hı. Kimin performansının, kimin gücünün, kimin bu konuda zihninin ne olduğunu az çok ölçebiliyoruz. Hı-hı. Yani bu zaman geçtikçe de daha çok ölçebileceğiz ve elimizdeki datalar bizi doğru yönlendirecek. Ya benim eleştiri konum şu. AK Parti'nin hızına Elazığ'daki bazı bürokratlar geride kalıyor, yetişemiyor. Sadece bürokrasi açısından hı-hı. Değil, ben dahil. Evet. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu hı-hı. Değişim ve gelişim hızına ayak uyduramayan siyasetçi varsa bence elenmeli. Bürokrat evet. Varsa elenmeli. Hı-hı. Ve biz bununla alakalı da biz hızlı çalışacağız. Hı-hı. Hızlı iş yapmaya çalışacağız. O zaman arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Bizimle koşmak isteyen bizimle koşar. Bizimle koşmak istemeyen de affını ister. Onun yerine yeni koşucularla devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde Askon Şube Başkanımızı konuk almıştık. Tabii o da STK olarak biraz sıkıntıları olduğunu, hatta şöyle bir cümle kullanmıştı. Elazığ'da kurum yöneticilerinin ve STK'larla diyaloglarının yeterli olmadığını, proje üretebilmek için koordinasyon eksikliği ifade etmişti. Hatta bir cümle kullanmıştı. Kovandan çıkmayanları bal yapamaz demişti. Bunun çözümü için de siyaset mekanizmasının yeni vekillerin öncülük yapmasını söylemişti. Bu doğru bir tespit. Evet. Şunu söylüyorum. Yani orada önemli bir nokta var. Bakın bir kapasite yetersizliği bir de koordinasyon eksikliğinden bahsetmiş evet. Sayın Başkanım. Çok önemli hı hı. Bir şey. Evet. Bazen kapasitesi yeterlidir ama koordinasyon eksikliğinden dolayı siz onun o kapasitesini ortaya çıkartamazsınız. Onun o kapasitesinden istifade edemezsiniz. Yıllardan beri bizim savunduğumuz şeylerden bir tanesi üniversite sanayici işbirliği. Şimdi evet. Siz üniversitedeki bir hocanın kapasitesizliğinden bahsedebilir misiniz? Edemezsiniz. Evet. Gerçekten çoğu kendi alanında uzman kişiler, birikimli kişiler. Peki sanayinin bundan yeteri kadar istifade ettiğini söyleyebilirsiniz. Bunu evet. Da söyleyemezsiniz. Evet.
Demek ki burada kapasite sorunu değil, koordinasyon problemi yatıyor. Evet. Şehirde de öyle. Yani çok ciddi bir koordinasyon problemi var. Bununla alakalı da en önemli kuruluşlardan bir tanesinin aslında geçmişte sadece adı olan ama çalışmayan ilk koordinasyon kurulunun olduğunu düşünüyorum. Ki yeni bir yapılanmaya gidildi. Burada pek çok arkadaşı tanıyorum ve çok umutluyum. İnşallah bunlar çok güzel şeyler yapacak. Koordinasyon en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer sağ kol bir tarafa uzanırken sol kol başka tarafa uzanıyorsa veya ayak öne giderken baş arkaya bakıyorsa burada bir düzenden, bir intizamdan, bir mesafe almadan bahsedilemez. Evet. Bunun için biz bunu sağlamak zorundayız. Bu koordinasyonu sağlayacağız. İşte bunu sağladıktan sonra da bize kim adapte oluyor, kim adapte olamıyor. Adapte olanlar yoluna devam edecek. Edemeyenler, ben dahil olsam, bunların hepsi elenecek, elimde olacak, gidecek. Şu anda bir uyum olduğunu görüyorum üç tane vekil arasında. Birlik beraberlik görüntüsü var. Bu da insanları mutlu ediyor. Geçmişte teşkilatların içinden geldiğim için vekillerin parti teşkilatlarına uğramadan özel yerlere, özel bürolara gittiğini biliyoruz. Ve bu da halk nezdinde, gerek halkta gerek teşkilat nezdinde çok sıcak karşılanmıyordu. Bu birlik beraberlik devam edecek inşallah. Yani geçmişte siz de tabii içinde olduğunuz için az çok bilirsiniz. Yani birbiriyle konuşmayan vekillerimiz vardı. Bir toplantı esnasında bile birbirlerinin yüzlerine bakmayanlar vardı ama aldığım bilgilere göre Elazığ'la ilgili alınacak bir kararda üçünüzün de bir arada olduğunu görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, tabii birlik ve beraberlik görüntüsü var dediniz. Bizimki evet. Görüntüden öte. Evet. Gerçekten i̇şte, böyle bir açmanızı istiyorum. Biz birlik evet. ve beraberlik içerisinde olan uyumlu bir ekibiz. Evet. Biz bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ben bunu il teşkilatımdaki... Geçmişte bu sıkıntılar vardı, tabii, katılıyorsunuz. Tabii, il teşkilatımdaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Bunu bürokratisindeki arkadaşlarıma da söylüyorum. Bunu bir futbol takımı olarak görmek zorundasınız. Bir futbol takımının oyunu gibi. Eğer maçı kazanmak istiyorsanız, forvette oynayan adamı ben sevmiyorum diye ona pas atmamazlık edemezsiniz. Yeri evet. geldiğinde sevmediğiniz dahi olsa o insana en iyi pası atmak zorundasınız. Çünkü onun attığı gol sizin hanenize de yazılacak. Evet. Onun aldığı sonuç size de yazılacak. Allah'a hamdolsun biz hem takım arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Hem uyumluyuz, bu konuda da birlikte hareket ediyoruz. Neden dolayı? Bu ilin âli menfaatlerinden dolayı. Biz şu anda kendimizi devlet olarak kabul ediyoruz. Ve devlet bir insanın göstermiş olduğu refleksin aynısını gösteremez. Devlet küsemez, devlet kan davası gütmez, kin gütmez, burada gurur, kibir yapmaz. Biz milletin menfaatine bu bireysel insani olan bütün şeylerin hepsini bir kenara attık. İlin menfaatine, toplumun menfaatine, Elazığ'ın menfaatine ne gerekiyorsa, gerekirse bu konuda gururumuzu, kibirimizi hepsini ayaklar altına alıp birlikte hareket edip senkronize bir şekilde iyi işler yapıp ciddi sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Şu ana kadar böyle gidiyor ve Allah nasip ederse bundan sonra da vekalet süremiz devam ettiği süre içerisinde de biz bunu devam ettirmeye çalışacağız. Bunun böyle olması bize ciddi bir güç katıyor. Bakanlıklardan talep ettiğimiz hiçbir şey geri dönmüyor, onu söyleyeyim. Birlik beraberlik olunca evet. Kesinlikle, çünkü orada bürokratın aklında şu oluşmuyor. Metin Bulut bunu isterken acaba şu ay Alpay başka bir şey isteyebilir mi deyip efendim sonra bu işi değerlendirelim demiyor. Şunu söylüyorum, latife de yapıyoruz. Bizden çıkan her şey üçlü kararname ile çıkıyor. Evet. Üçlü imzayla çıkıyor diyoruz. O yüzden benim talebim üç milletvekili talebi gücünde. Şuay Bey'in talebi üç milletvekili talebi gücünde ve Serpil Hanım'ın talebi de üç milletvekili gücünde bir talep. Böyle olunca da kurum da şey yapıyor, hızlı çözüyor. Şu ana kadar çok hızlı sonuç aldık. Mesela şunu söyleyeyim. Geçen genel kurulda oylama için gittiğimizde orada hemen yoklamayı alır almaz genel kuruldan adeta sınıftan kaçar gibi kaçtık ve
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı düzenledik. Evet, sosyal medyadan takip etmiştim. Genel müdürümüz katıldı. Haberini vereceğiz inşallah sizlere. Genel müdürümüz katıldı. Genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız hepsi katıldı. Orada Elazığ'ın Ulova problemiyle alakalı süreci konuştuk. Onun detaylarını paylaşacağım. Evet. Ulova çok önemli. Yani neden önemli? Ulova'nın suyla buluşmasıyla birlikte biz Elazığ'da 30 bin tane ailenin yeniden ayağa kalkacağını, buradan çok ciddi bir iktisadi kazanım olacağını, çok ciddi bir gelir oluşacağını biliyoruz. Tarım ve hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin de su olduğunu biliyoruz. Çünkü siz hayvancılık yapsanız dahi hayvana yedirebileceğiniz bitkiyi eğer ekemiyorsanız, yulafını, çavdarını, silajını diğerini ekemiyorsanız ki bunun için de su lazım. Sizin yapmış olduğunuz hayvancılığın karlılığı da düşük oluyor. Feasible olmamış oluyor. Bunların hepsini iyi biliyoruz. Yani bildiğimiz için Elazığ'ın öncelikli ilk meselesinin Elazığ'ın sulama projesinin halledilmesi olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı sulama biliyorsunuz sıkıntıları. Adeta zaman kaybetmeden genel kurulda olduğumuz saati bile değerlendirip kalkıp orada üçümüz gittik bunu. Üç tane tabii milletvekili. Bunun içinde Kuzova da var mı sevgili? Tabii. Kuzova zaten %90'ı bitti. Evet. Şu anda %10'luk bir kısmı var. Ama Kuzova'da aşılması gereken asıl şeylerden bir tanesi kapalı devre sistem çalışmaya başladığında dahi enerji maliyetiyle alakalı sorun çıkacak. Çünkü pompajla çekiliyor suyu. Onunla alakalı enerji maliyetini de sıfıra indirebilmek için güneş enerjisiyle çalışan bir sistem üzerinde duruyoruz. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. Ulova'da da aynı sistem yapılabilir aslında. Ulova'da çok fazla şey yok. Enerji maliyeti yok. Sadece iki tane küçük terfi istasyonu olacak. Onun dışında Beyhan 1 barajından su kendi cazibesiyle gelip yaklaşık 24 bin hektarlık alanı kendi cazibesiyle sulayacak. Sadece iki tane yerde çok düşük terfilerde su basılacak. O da basılan yer işte o İlambi bölgesinin olduğu kısım. Kodun kurtarmadığı kısımla alakalı böyle bir ufak bir terfi olacak. Onun dışında kendi cazibesiyle geleceği için çok yüksek enerji maliyeti olmayacak. Halka bu müjdeyi verebiliriz Ulova için. Çalışıyoruz. Şu anda projesi bitmek üzere. Keşfi çok büyük. Evet. Yaklaşık 800 trilyon eski parayla söyleyeyim. Evet. 800 trilyonluk bir proje. Bununla alakalı son aşamaya gelindi. Proje ihalesi bitince de uygulama ihalesiyle alakalı ihaleye çıkılacak. O da inşallah ihaleye çıkılınca da ihalede de bizim koşacağımız en büyük şartlardan bir tanesi sürenin kısa olması. 3-5 yıl içerisinde biz bu bölgenin hepsinin suyla buluşmasını sağlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Sayın Vekilim, az bir süremiz kaldı tabii. Geçtiğimiz gün Elazığ'ın dört tarafında yangınlar çıktı. Tabii yaklaşık 8 ayrı yerdeydi. Yetersiz kaldı itfaiyeler. Ben Orman Bölge Müdürlüğü Elazığ'da olduğu halde bir girişimde bulunmanızı istiyorum. Yani yangın söndürme helikopteri bölge bazında, sadece Elazığ için değil tabii, bu bölgede olmadığını biliyoruz. Böyle bir girişimde bulunmanızı sizden rica ediyorum. Yani olsaydı belki bir mücadelede biraz daha aktif olunurdu. Birkaç yere orası ulaşabilirdi. Böyle bir çalışma içine girmenizi rica ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğü'nün işte bölgeye hitap ederken ama beklenmedik yangınlar oldu. Bu yıl havaların ısınması, içinde sabotaj var mı yok mu henüz netlik kazanmadı bu tabi. Programımızın sonuna doğru gelirken biraz teşkilata girelim Sayın Vekilim. Tabii onunla alakalı bir ufak açıklama yapayım. Müsaade ederseniz tabii son dönemde birkaç tane yangın olunca böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Özellikle yangın helikopteriyle alakalı. Tabii bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da çok fazla. Bir, yangın helikopterlerinin hiçbir tanesi gece müdahale edemiyor olaya. Yani geçen mesela Sivrice'deki yangınlar geceydi. O gün sizin yangın helikopterinizin olması bir şeyi değiştirmeyecekti. İki, yangın helikopteriyle yapılan müdahalelerde adeta
o suyun şiddetiyle aşağıda bir enkaz devre alıyorsunuz. Evet. Bir de böyle bir yıkıcı Evet. özelliği var. Haklı olduğunuz konu şu, bölgede Adana'dan bu yana yangın helikopteri yok. Evet. Diyarbakır'da da yok, Evet. Malatya'da da yok, Evet. Elazığ'da da yok. Belki orman sayısının azlığından kaynaklanan Hı. bir şey. Biz bir yangında helikopterin çok pahalı olduğunu biliyoruz ama şunu teklif edeceğiz. Hı. Özellikle yaz aylarıyla alakalı Evet. bölgede konuşlandırılmak üzere bir yangın helikopterinin kiralanmasının Evet. uygun olduğunu düşünüyoruz. Hı. Olur ki hani ya, bu dediğim şeyler, dezavantajlar da göz önüne alınıp artık yani yangının verdiği tahribattan daha fazla, yangının verdiği tahribat daha fazlaysa oraya Evet. yangın helikopterinin müdahale etmesinde bir behis yok. Bununla alakalı bir çalışma içerisinde olacağız Peki, inşallah. çok kısa zamanımız kaldı. Belki tam bitiremeyeceğiz ama teşkilatlarla ilgili bir çalışma var mı? Seçim döneminde teşkilatlar sizin gözleminizle çok iyi çalıştı mı? Kadın kolları istifa etti. Onunla ilgili bir çalışma var mı? Yeni Evet. kadın kolları başkanı atandı mı? Tabii. Bizim teşkilatlarla alakalı bir çalışmamız olmaz. Hı. Teşkilatlarla birlikte bir çalışmamız olur. Evet. Onu söyleyeyim. Yani Evet. teşkilatımız kim olursa olsun bizim başımızda olduğu süre içerisinde il başkanımız bizim başımızın tacıdır. Biz Elazığ'ın il bir ayrıcalığı başkanımızın var ama son 13 yılda 10 tane il başkanı değişti biliyorsunuz. evet, keşke olmasaydı. Evet. Keşke daha Hı. istikrarlı bir yapı Evet. olsaydı ama şunu söylüyorum. Şu anda benim teşkilatımın her bir mensubu benim açımdan kıymetlidir. Her bir mensubu benim açımdan önemlidir. Biz bir aileyiz. Bu aileyle alakalı bir değişiklik olup olmadığının Hı. takdiri genel merkezin uhdesindedir. Evet. Bununla alakalı bizim ne bir tasarrufumuz olur, ne bir talebimiz olur. Biz şunu söyleriz. Genel merkezimiz bizim önümüze kimi il başkanımız olarak tayin ederse biz il başkanımızın arkasına kenetlenip, teşkilatın arkasına kenetlenip Hı. Elazığ'da alınabilecek en iyi sonuç, yapılabilecek en iyi işi yapma konusunda bir gayret içerisinde oluruz. Kadın kolları başkanımız olarak bizim önümüze kimi koysa bu bizim kadın kolları başkanımız deyip sahaya o başkanımızla, gençlik kolları başkanımızla birlikte ineriz. Bu çalışmanın içerisinde oluruz. O yüzden dediğim gibi teşkilat hakkında bir çalışmamız değil, teşkilatla bizim çalışmamız söz konusudur. Biraz politik bir cevap oldu. Ben katılımınız için çok teşekkür ederim. Son toparlamak için söyleyecek sözleriniz Ben varsa buyurun. de size çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşi olduğunu Evet. ifade etmek istiyorum ve ilk defa bir toplantıda bir televizyon programında bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar değişik ve çeşitli konuya değindik. İnşallah. Hepsini de nasıl başarabildik onu çok İnşallah. bilmiyorum Kanal ama 5 ekranında gerek Elazığ, gerek evet ben de Gaziantep, gerek Ankara'da evet. her zaman sizi konuk ederiz. Şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyif aldığım bir toplantı oldu. Tabii ülkemiz zor günlerden geçiyor, sıkıntılı günlerden geçiyor ama her sıkıntının da bir güzelliğin, her zorluğun da bir güzelliğin müjdecisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet. Belki bunlar güzel bir doğumun ön sancıları diye düşünüyorum. Ülkemiz kadim bir geçmiş olan, kadim bir gelenekten gelen, gerçekten bir medeniyetin temsilcisi olan bir bölgede konuşlanmış durumda. Biz bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu ülkenin çok daha kötü, çok daha sıkıntılı, çok daha sancılı dönemlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah çok yakın zaman dilimi içerisinde de Allah nasip ederse hepimiz çok daha güzel ve müreffeh bir yapıyla buluşacağız. Çok güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür, Çok saygı teşekkür ve ederim. Sağ muhabbetlerimi olun. arz ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, konuğum çok renkli bir sima. İş adamı. Geçmişte Misyad İl Başkanlığı yapmış. Sporcu. Ticaretin içinden gelen. Şu anda Elazığ Milletvekili, AK Parti Milletvekili olan Metin Bulut'la hoş bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.